tabii önce hayırlısı olsun diyorum. Tebrik ediyorum sizleri. Teşekkürler. Sonrasında merak ettiklerim var. Ve istiyorum ki aylar evvelinde bir program yapmıştık bugüne dair. Ve zaman çok hızlı geçti. Bugünü yaşıyor olduk. Ben neler yaşadığınızı, nasıl bir organizasyon olduğunu önce gelinimden dinlemek isterim. Buyurun Arif Hanım. Yani düğün yeri baktığımızda burada çok bir şey yoktu aslında. Biz daha çok Serdar Bey'e size güvenerek bu yola çıktık. Birkaç yere daha bakmıştık ama onlar yani bizim hayal ettiğimiz şey değildi ve siz bunu yapabilirsiniz diye düşündük. Kaldı ki düşündüğümüzden ya da vaat ettiğinizden çok daha iyisini yaptınız. Çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Herkes her şeyi çok beğendi. Evet. Çok güzeldi. Çok güzeldi. En önemlisi benim gelinimin evet demesiydi. Siz evet diyorsunuz yaşananda. Aynen. Doğru mu? Aynen. Tamam. Bu doğrultuda tabii ben Arif Bey'e de sormak istiyorum. Sizin açınızdan neler yaşandı desem, siz neler hissettiniz? Zaten ilk o süreçte karar verdikten sonra tabii ilk iş, bir düğün yeri güzel, herkesin eğlenebileceği, hem gelinimizi mutlu edebileceğimiz, hem misafirimizi mutlu edebileceğimiz bir yer aramak oldu. Birkaç yere baktık belki. 5-6 yere baktık. Açıkçası hani fotoğraflardan baktığımızda burası bizi çok cezbetmemiş var. Biz burayla anlaşırken toz bulutlu, hani toz bulutken anlaştık. Evet. Baktık ama gerçekten potansiyel var. Ortam çok güzel. Serdar Bey de bizi ikna etti bu işin altından kalkabileceğine dair. O potansiyeli gerçekten harekete, enerjiye çevirebileceğini gösterdi. Mahcup da etmedi bizi. Çok sağ olsun. Çok memnun kaldık. Hem süreçteki ilgisinden dolayı, hem bu organizasyondaki başarısından dolayı ve gerçekten ortam olarak çok güzel. İnsanların böyle içini açan, hani gelin burada gerçekten vakit geçirin, sadece düğün de değil. Evet. Farklı zamanlarda imkanımız olsa yine gelmek isteriz. Her zaman. Memnuniyetle. Evet. Mutluluk duyarız. Artık burası sizin yeriniz. Bilmenizi istiyorum. Yani o güvenimizin boşa çıkmadığını görmek, o kafamızdaki hayal ettiğimiz, biz burada toz bulutken o resmin canlandığını, hayata geçtiğini görmek bizi ayrıca mutlu etti. Evet. Çok güzel bir konu duymak, çok gurur verici. Mutluluk duyduğumu söyleyebilirim. O zamanki konuşanlara bugün yaşanıyor olması adına ben de kendi adıma bunu söyleyebilirim. Peki organizasyonda... Geçmeden bir şey söyleyebilirim. Lütfen, tabii ki. Yani biz hani şey diyoruz hep, ikimiz de aynı şeyi söyledik, hani sizin emekleriniz falan ama ikimiz de böyle her şeyi kendimiz yapmayı seven, evet, sürekli kontrolümüz altında olsun falan diyen birisiyiz ama size kontrolü bırakırken çok rahattık. İlk görüşmede de o güveni almıştık. Muhtemelen sizle görüşmemiş olsaydık herhalde bugünü başka bir yerde noktalamıştık. Ona ekstra söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten hem isteklerimizi yerine getirmek için çok uğraştınız. Hem de bilmiyorum bir enerjiniz var o güveni veren. Onu sağ ol. Söylemek istiyorum. Çok güzel. Ya çok güzel bunu duymak. Mutluluk verici, gurur verici. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Tüm samimiyetimden söylüyorum. Size bir başka duygular içerdiğimi bilmenizi istiyorum. Ayrı seviyorum sizi. Ben hayatı severim ama siz benim için çok başkasınız. Hiç unutmayacağım sizi. Her zaman burası sizindir. Bunu da bilmenizi istiyorum.